21 Nisan 2020'de davamız yeniden görülecektir. Benim bugün bu davadan anladığım tek bir şey vardı. Bugün 520 gün oldu dedik. Biz sevdiklerimizden ayrılalı 520 gün oldu. Bu çocuğu hepiniz tanıyorsunuz. Hiçbir şey demiyorum. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Kurumu'nun bir beyanı vardı savcılığa. Biz suçlu değiliz. Suçlu Yağmur'dur diye bir beyanla karşılaştık. Bugün öğrendik bu beyanlarını. Benim tek sormak istediğim sizlerin karşısında, madem siz suçlu değildiniz, ben de onlara bunları sormak istiyorum. Biz 520 gündür yattık, kalktık, hep bu soruyu sorduk. Dedik ki suçlu Yağmur değildi dedik. O hatta yol bakım şefi yoktu, sinyalizasyon yoktu, kontrol yoktu, denetim yoktu. Bunu alt düzey 4 çalışan elemanları, sanıklar da içeride ifade ediyor. Biz böyle bir şeyi asla kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz de. Bu dava ne kadar uzarsa uzasın, ne kadar uzak bir tarihe atılırsa atılsın, biz 25 canın ailesi olana kadar, yıllarca da sürse, bu davanın peşini bırakmayacağız. Biz onlara söz verdik. Biz bu dünyada kaldıysak onların hakkını sonuna kadar savunacağız. Yine söylüyorum, yine tekrarlıyorum. 4 alt düzey çalışanın yargılanmasını asla ve asla kabul etmiyorum. Ulaştırma Bakanı'na sormak istiyorum. Genel Müdürü İsa Paydın'a sormak istiyorum. Suçlu değilsiniz. Suçlu Yağmur. Yağmur kaldırdı yol bekçilerini. Yağmur kaldırdı değil mi o sinyalizasyonu? Yağmur muydu bunların suçlusu? Suçlu sizsiniz. Bunu görmek istemiyorsunuz. Ama elbet bunu göreceksiniz. Siz bunu görene kadar biz davamızın peşinde sonsuza kadar yürüyeceğiz hep birlikte. Teşekkür ediyorum. Öncelikle her birinize teşekkür ediyorum. Bütün bu süreçler bizim için çok zor süreçler. Her defasında acımızı en başından beri yaşıyoruz. Gördüğünüz gibi burada ufacık Kemal'imiz yanımızda. Bugün 10 yaşında ufacık kızımız sinir krizleri geçiriyor. Babam nerede? Siz bu yaşta babasız kaldınız mı diye soruyor. Siz bu yaşta evlatsız kaldınız mı? Siz bu yaşta bizim gibi kucağınız boş kaldınız mı? Kemal de belki o soruyu sorabilirdi. Çok üzgünüz. 520 gündür bir arpa boyu yol alabildiğinizi düşünmüyorum. Herkes koltuğunda maaşını alıyor, yoluna devam ediyor. Birileri koltuklarından alınmış gibi gösterilip arka planda hayatına devam ediyor. Meclise kadar sorularımızı yöneltip bakana soruyoruz. Diyoruz ki 25 canın hesabı ne olacak? Çorlu tren katliamından kim sorumlu diyoruz. Bizi ciddiye bile alan yok. Ama biz davamızı ciddiye alıyoruz. 25 kişi bizim ruhumuzda yaşıyor. Bunu daha önce de söyledim. Anma töreninde de söyledim. Biz bunun hesabını öbür tarafta zaten soracağız. O ayrı konu ama adalet bu ülkede birileri için geldiğinde onlar bizim karşımızda nereye saklanacaklarını düşünecekler. Şu anda koltuklarında kafalarını kuma gömerek yaşıyorlar. Bu bir hakaret değildir. Bu Türkiye'nin gerçeğidir. Birileri de bu kumun üstünü örterek onları koruduğunu zannediyor. Bazıları tarihe cesaretle, yüreklilikle yazılacak. Bazıları da bu katliamın yaratıcısı olduğu için 25 insanı öldürüp bu kadar insanı yaralı halde bırakıp bizlere bu kadar acı çektirdiği için vicdansızlıkla tarihe yazılacak. Hepsi bugün kayıt altında alınıyor, alınmaya devam edecek. Her birinize teşekkür ediyoruz. Davamız çok kıymetli. Bir çocuk kolay yetişmiyor. Bir Oğuz Arda, Bihter, Ömer Alperen, Sena Köse, bunların hiçbiri, Özge, hiçbiri kolay yetişmiyor. Yedisi çocuk bu ülkenin geleceğini körelttiler, yok ettiler, toprağın altına koydular. Eğer o çocuklar yaşasaydı bu ülkede bizler onurlu, şerefli, görevini yerine layığıyla getiren çocuklar yetiştirecektik. Ne yazık ki bunu elimizden aldılar. Hesabını soracağız. Hesabını soracağız. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz.
avukatlarımızla ilgili, celse ile ilgili olarak Selvi Hanım söz alacak. Bu celsede maalesef tüm taleplerimizin reddedildiği bir duruşma yaşadık. Öncelikle tanıkların, çok önemli 3 tanığın talimat mahkemelerinde usulsüz olarak dinlenildiğini, yine bu tanıklardan bazılarının kalem memurlarınca hakim yokluğunda ifadelerinin alındığını, soruların verildiğini tespit ettik. Bunları tutanak altına aldık. Maalesef mahkemeye bu tanıkları tekrar esas mahkemece dinlenmesini talep etmemize rağmen ve mahkemece bu talebimiz reddedildi.